gelen konuğumuzun sehpası. Bir gelsin mi gelen konuğumuz? Kim bakayım ben göreyim. Konuğumuz kim? Sürpriz bir konuğum var dedim ya dün. Sürpriz bir şey yapacağım diye söylemişler. Bir sürprizimiz var demiştim Nurgül'e de. Sürpriz konuğumuz Emre'nin annesi Nazlı Hanım geliyor. Alkışa geliyor. Bakın Nazlı Hanım'ı da ben istiyorum. Ben tabii daha önce siz bir programa katıldığınız bir program var. Orada da bayağı ilişkileri, evlilik yoluna giderken bayağı bir şey yapmışsınız. Ama ben tabii çok görmedim net olarak. Sadece bir düğününüzde annenizin çelenk gönderdiği zaman görmüştüm. Nazlı Hanım geliyor. Ama bak gelişi bile ağır ağır geliyor. Şimdi ne zamandır Nazlı Hanım'ı görmediniz Nurgül Hanım? Valla ben çok şaşırdım geldim. Ben asla gelmez diyordum yani. Aslında öyle gelmek de asla istemiyordu Nazlı Hanım. Ama dedi benim söyleyeceklerim var. Belki Emre villa ile jip konusunda ikna etmiştir annesini. Hani dedi ya annem villa ile jip alır sen ona birazcık... Siz tanımıyorsunuz Nazlı Hanım, burada göreceksiniz. Belki jiple... Sen demiştin Emre bize. Nurgül bence bir ayağa kalkalım. Evet dedim. Ayağa kalkalım annemin bir elini öpelim. Ayağa kalkalım beraber. Annem geliyor ya. Beraber bir elini niye öpelim. Niye padişah mı geliyor? Şşş, düzden. Annem geliyor. Anneme karşı saygı istiyorum sultan buradan. Sultan mı geliyor? Hanıma mı geliyor? Bir ayağa kalkar anne. Mısın? Geliyor. Ayağa kalkmadı. Hoş geldiniz Nazlı Hanım. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkürler. İyiyim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Gel bir annemin elini öpelim. Gerek yok. Hadi bu buzları kıralım artık. Hadi. Hiç gerek yok. Hadi bir ayağa kalk. İstersen bir annemin elini öpelim. Gerek şimdi. Yok. Ayağını da indirir misin? Tamam. Bir ayağını indir. Anne hoş geldin. Eyvallah tamam. Tamam yavrum tamam. Nazlı Hanım herhalde sana da kızgın Emre biraz. Kızgınım tabii. Kızgın mısınız Nazlı Hanım? Kızgınım Esra Hanım. En çok neden? Tabii siz daha önce de bir programa katılmışsınız ama en çok kırgınlığınız neden Emre'ye? Neden mi? Belli değil mi? Nurgül'den dolayı. Herhalde. Kimin için? Niçin? Niçin buradasınız? Size sorabilir miyim? Hala neyin devam edeyim? Neyin peşindesin sen? Evliliğimi kurtarmak için. Hangi evlilik? Senin evliliğin mi var? Evlilik kurt, bu mu evlilik? Aslında evliliği evet kurtarmak istiyor. Nurgül aslında ayrılmak istiyor. Emre barışmak istiyor. Ben de mahkemeye verdim. Ayrılayım, boşanayım dediler. Mahkemeye verdim dediği için elime kına yaktım. Sevincimden hevesim şeyimde kaldı. Ha siz kınayı boşanıyorlar diye mi yaktınız? Duyar duymaz gittim kına yaktım. Ama maalesef boşa yakmışım. Aslında Emre bize birazcık daha sizin yumuşadığınızı söylemişti. Beni? Evet. Buna? Evet. 6 senedir yumuşamamışım. 3 seneyle yumuşamamışım. Ya bırakın Allah'ı sen şu tipe baksana ayak sallıyor şey Nurgül. Saygı sıfır. Size, sıfır saygı sıfır. Size hiç Nurgül saygı beklediğiniz saygıyı göstermedi mi? Bacım benim oğlumdan ayrılsın saygısı kendinin olsun ben bir şey istemeyeyim. Hı hı. Nurgül bak ayağını salladıkça sinir oluyor Nazlı Hanım. Ya, sinir olsun diye yapıyorum zaten. Nurgül. Sinir olsun diye yapıyorsun. Rica ediyorum bir ayağa kalkıp annemin elini öper misin? Evet. Bir büyüğün geldi biraz buraya. Birazcık Nazlı Hanım gelmiş. Belki de bir elini öpsen iyi olur. Yok 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 gerek yok aman aman istemez. Bir sarılsan bir öpsen. Abov almayayım başım benden uzak olsun istediği yere yakın olsun. Nurgül sen istersen bir bacağını indir. İstemiyor musun? İstemiyorum. Bilerek yapacaksın. Kadın rahatsız. Saygı yok. Ha? Hanımefendi saygı yok saygı. Ayıp atep yok. Bir yönü küçüğünü bilmeyen bir insana sen onu indirtemezsin. Onu burasından gelmeli ki indire. O da onda da o size yok. Size hiç saygı duymadı mı Nurgül? Aman kurbanım bana hiçbir şey duymasın. Benden uzak dursun. Nereye giderse geçsin yeri. Benden uzak dursun. Emre sen anneni bazı konularda ikna edeceğini söylemiştin. Hmm, etsin de göreyim. Hangi kibar konuda? Suratına çay mı serpmedi? Suratına suyu mu serpmedi? Düğünde suratına şey mi etmedi? Ne yapmadı? Hangi tarafını ben tutayım size sorayım ben. Hangi iyi tarafını tuttum tamam diyeyim bu bende. Onu da Emre anlatacak. Demek ki bir iyi tarafı var ki vazgeçemiyor. Ya bunu sen psikolog musun acı buna yardım et de belki inşallah kurtulur bundan. O benden ilişkilerini düzeltmen için yok, yardım istiyor. Düzeltme. Boz. Bozayım. Boz. Gerek ne diyorsun yok. Emre? Yok ben gerçekten Nurgül'ü çok seviyorum.
Sen sevin garibim. Ben sen gerçekten sevin, seviyorum. Sen sevin sen. Sen kendin evli sanın başı küllü. Karı uyanın olmuyor baksana. Tehe. Kendi kendine maziden çıkamamış, yeniyi görememiş, başını almış gidik. Nurgül bir ayağa kalkar mısın? Bilmeden artık yere yeter. Git de bildiğim kadar öyle. Saygısızlığı bırakalım duruş. Ben de anneme karşı. Bu sözü bir daha söyler misiniz? Ben hiç duymadım. Bir hani bir daha söyler misiniz? Maziden çıkamamış. Maziden çıkamamış ha, maziden. Yavrum. Yeniyi de görememiş. Hmm. Anladın mı? Eskiden çıkamıyor ki. Eskiden çıkamadığı için de. Kendi kendine bir halt sanıyor işte. Yeni kim peki? Yeniyi görememiş derken ne demek? Sen kendini bir şey zannetsin. Benim hiç öyle bir şey zannettiğim yok. Ben senin karşına düzgün de otursam. Nurgül. Senin elini de öpsem. Öpme. Hiçbir şey. Yani zaten sen bunları kabul etmediğin için beni bu hale getiren sizsiniz. Nurgül, Nurgül. Yani sen bacak bacak ıslatmayak saygı. Allah yolunu açır ya etsin. Ben zaten istemiyorum sen... ki oğluna söyle. Oğlum, ben zaten istemiyorum ki. Oğluma beyni. Ya büyümeyi yapın. Nereden papaz... düştüm ben? Ya kızım papaz büyüsü falan mı yaptın? Ne ettin sen? Bebek. Ya benim öyle iş... Ben inanmıyorum ki öyle şeylere. Siz yaparsınız sen öyle şeyler. Sen yaparsın. Ben bilmiyorum öyle senin şeyler. Senin el arkadaşlar bizim var bizim öyle bir şeyler. Antrefişli antrefişli arkadaşlar var. Senin var işte. Yaparsın. Benim yok. Sizde bebek. Var o. Allah'a şükür biz ama öyle şeyleri bilmek. Ama Allah başımıza döndürüyor demek ki. Biz öyle şeyleri bilmek diyoruz. Biz hiç Allah korkusu var bizde. Bizde hiç öyle bir şey yok. Ben... İnanmıyorum ben böyle şeylere. Bir şey yapsan sen iki gün onun yanında oturamazsın ama bende Allah korkusu var. Ama eminim ki oğlum gerçekleri görecek. Ben istemiyorum ki zaten. Bu arada. Senin yüzüne ben senin oğlunu istemiyorum sus, zaten. O sesinden mahrum et beni. Senden bir ricam var. Buyurun Nazan. Bu Didem Hanım mı neyse televizyona bağlandı. Ha, ben evet. Onun telefonunu isteyeyim. Emre ile boşandıktan sonra evlenmek isteyen hanımefendi. İşte ona yazdım anne. Babama. Ha. Allah nasip ederse inşallah. Kız da güzel. Güzel bir beğendiniz mi? Fıstık gibi kız. Anne lütfen böyle şeyler konuşmayalım. Bak kadın buradan kalkıp gidecek şimdi ben zaten burada zor oturtuyorum. Rica ediyorum inşallah. Bu tarz şeyler söyleme bak. İnşallah. Zaten zor duruyor nerede? Burada. Gider iki lütfen. Gün sonra yarın geri gelir oturur oraya. Bu tarz şeyler konuşma. Anne ben başkasını istemiyorum ya. Ya Esra Hanım sana ben... sorayım. Sana hı-hı. soruyorum. Madem istemiyor hala niye peşinde benim oğlumun? He? Bir. Olay bu. Oğlumu seveceksin. Benlik bir durum yok. Ben zaten istemiyorum. Ben boşanmak istiyorum. Bak beni nasıl ikna ettiler getirdiler. Ay. Boşanmak istiyorum. Ben kızım, istemiyorum sen senin oğlunu. Dört nala dört sen nala. Ben, ya sizin gibilerden çok var. Ben istemiyorum sizin gibileri. Ay bizim gibilerden genel çok varsa kullarında insan var. Değilsiniz. Anca gidersin. Kullarında insan değilsiniz. Tehav. İnsanlardan nefret ettim sizin yüzünden. Annemle çek saygılı konuşur musun? Çek şeyini. Annemle biraz saygılı annemle konuşur lan, musun? Çek şeyini be. Ben senin annene bak. Nasıl saygısızlık yapmıyorsam sen de benim tamam mı bak. Ben senin annene nasıl saygılı davranıyorsam gerçek. Sen de benim anneme peki saygılı siz davranacaksın. Saygı. Sen benim anneme benim saygılı, anneme saygılı davran. Benim annem sana da iyi davranıyor. O ayağını indir. Annem de öpürüyor. Ya da indirdiğim zaman da oldu. Öpeceksin. Öpeceğim zamanlar da oldu. Sen saygılı olacaksın ya. Hiç zamanında bu ilişkinin güzel olduğu zaman olmadı mı Nazlı Hanım'la? Yok şükür. Hayır ya. Hiçbir zaman yakın ben olmadı. Ben ayağına da gittim, kapısına da gittim. Ayağımı bak, da ayağını indirdim. İndirdim. Ayağıma da kurban ederim, kapıma da kurban ederim. Beni oynatmalar. Benim kapımda değil avrat hiçbir şey olamaz. Gelinimi de gelin olmayı hiç hak evet etmeyesin gelin olmamak. Ama artık o da bir gelininiz olmuş. Oğlunuz çok aşık ona Nurgül'e. Ona gelininiz demeyelim lütfen. Gelin geçici için diyelim. Geçici gelin. Ha, oğlumun hayatından geçerken urgamış inşallah Allah nasip ederse. Beyle gidici. Peki neden gidici olduğunu düşünüyorsun? Emre 6 yıldır vazgeçmiyor ve bu kadını çok seviyor. Çok. Neden istemiyorsunuz Nurgül'ü mesela? Çok neden seviyor. İsteyim? Aşık değil misin Emre? Aşık ben. Aşık kelimesi az kalır. Ben... Bu kadına ruhumu teslim etmişim ya. Niye? O kadar ölü çok müsün seviyorum de ruhunu teslim edeyim? Anne seviyorum seviyorum. Niye neresinin anlamıyorsun ya? Neresinin sevgililik öğünüm olsa beni kurban ederim. Ben canımı ederim veririm bu kadına. Ömrümü vermişim. Ya sen hayatımı sen vermişim olacak ya. Saygı gösteren bir ailen ama yok bana. Ama sen de saygı göstermiyorsun. Ben zamanında gösterdim. Bak şimdi sen... Ben zamanında gösterdim. Nurgül. Gittim kapılarına. Aynı adımı görmeyince ben de bu aile büründüm. Bak sen de saygı ben de göstermiyorsun. Senin saygın bu bak. Hey gördük seni de gördük bak bak saygına bak utanmayın sıkılmayın bir insan kocasına su serper mi çay serper mi size soruyorum. Bir kayınvalide dünya çelenk getirir mi? Dua et tabut getirmedim. Sen de dua et ben kendim zannetmedim suratına. İmamla beraber tabutu kucağıma alık arkasından yürüyüş yapmadım dua et Allah'a. Neden çelenk gönderdiniz Nazlı Hanım düğüne?
Orada cenaze töreniydi yavrum. Sizin için cenazeydi. Tabii benim oğlumu kaybettiğim gündü. Hatta lokma bile dağıttım çarşıda. Antep'in çarşısında lokma dağıttım. Neden lokma oğlumu dağıttın? Oğlumu kaybettim diye. Oğlunuzu kaybettiniz. Gitti çünkü evlendi oyuncak diye. Oyuncak ettim. Birilerine oynatmalarının eline oyuncak verdim diye. Bir de dediler ki yani insanların söylediği şey vardı. Nurgül Hanım da söyledi. Bana altın takılmasını engelledi dedi. Kurban ederim teneke yine takmam. Taktın ya teneke. Anne bak sen de böyle. Tenekeden taktın yani. Teneke mi taktınız? Bak bak gazoz kapağına kurban ol elime sabaha kadar çalıştım. Gazoz bana dedi ki ne altın kemer kurban ederim seni dedim. Altın gazoz kapağından güzel bir kemer, bir gerdan, bir küpe yaptım eline getirdim. Daha ne edeyim? Öyle mi ya gazoz kapağından? Evet gazoz kapağından bir de uğraşmış yapmış getirdi yani. Elle. Gazoz kapağından kolye kemer yapıp abi, götürdüm. Abi set taktım. Yaptım set. Ya çok kim ister Allah aşkına böyle bir kayınvalidenin oğlunu da istemezsin ya. Ben de nefret ediyorum. İstemiysen niye oturuyorsun orada? İstemiyorum. Boşanmak için geldim. Benim ne boşanması? Dışarıda farklısın içeride farklısın ya. Benim oğlumun renkli hayatını seviyor karı. Lingir fış lingir fış giyinsin süslensin sanat. Oğlan sanat dünyasında klip çekiyor ya. Lıngır fış lıngır fış kendini göstersin orada. Yani Emre'yi sevdiğin. Müzik şarkı söylüyor diye istiyor onun yanında. Ne? Lüks hayatını seviyor Emre. Zaten karı lüksü seviyor yavrum. Ona 3 kağıt 5 kağıt yetmez. Emre'nin ömrü yetmez ona. Onu mutlu edemez. Ben bunu baştan belli söyleyeyim. Benim oğlumu sen mutlu edemeyin. Allah yolunu açık etsin diyeyim. Yere. Anne böyle ben konuştuğun için edeyim. Kadın benden soğudu. Böyle yaptığın İnşallah. İçin bu kadın benden soğuyor. İnşallah nefret ediyor. İnşallah Allah sen de duysun. Bu şekilde davrandığın için benim annemle aramı kötü yapıyorsun. Anladın mı? Her şekilde kötü oluyor. Ne yapmasını istiyorsun Emre'nin? Ya, ne yapsın? Yaptım yaptım. Ya ne yapması mı var Esra Hanım? Başta şu ayağını indir diyoruz indirmiyor. Yaptım, İndir şu ayağını. Yaptım. Kalk bir öp elini. Sanki öptük de elini verdi annen. Denedin mi? Denedim. Kaç defa denedim. Bir şu ayağını bir indir. Saygı ya büyüğümüz ya. Sevmiyorum saygı duymuyorum. Yeniz, size hani bu tabii ki herkesin saygı görgü ya da gelenekleri de farklıdır. Bacak bacak üstlatmak saygısızlık olarak mı gözüküyor? Şimdi ben tabii herkesin kayınvalide ilişkisi farklı. Ben de eski kayınvalidemin karşısında çok rahat ederek oturabiliyordum ama bazı kültürel olarak farklı olabilir. Siz ne diyorsunuz kayınvalidenin karşısında bacak bacak üstlatmaya? Nurgülleri değerlendirin. Biz genel değil. Nurgülleri değerlendirin. Filiz Hanım buyurun. Bana göre Nazlı Hanım haklı. Yani sevmemiş olabilirsin Nurgül. Ama saygı duyuyorsun. Senden büyük bacağını sallaman. Çok hoş bir davranış değil ya. Seni kınadım yani şu anda ben. Çok üzüldüm. Tabut göndermedeme dua edin. Daha fazlasını hak ediyor da ben bir yapmıyorum. Bir daha Filiz söyler misin? Sesin az gelmiş. Ben Nurgül Hanım'ı kınadım. Yani senin kayınvalide olarak görme. Senin büyüğün o. Yani bir özgeçmişiniz oldu sizin 6 senedir oğluyla berabersin. En azından bir saygıdan kalkıp ayağa kalkabilirdin. Karşısına geçip bacağını sallamak vallahi nedir ben, ya? Ben çok her şeyi bilen bir kadınım. Kimi karşısına ayağa kalkmam gerektiğini, oturmam gerektiğini. Her şeyi biliyorsun demek ki ama saygıyı bilmiyorsun. Ne alakası var? Bacak bacak üstüne evet, atmakla saygıyı bilmiyorsun. Saygının ne alakası var ya? Çok alakası ben annemin var. Karşısında bacak bacak üstüne atıyorum. O evet. Kim ki yani? Bakın, o onun annesi. Evde olabilir. Tamam ev halisin o ama 85 milyonun karşısında sen benim karşımda böyle oturamazsın. Oturuyorum işte. Oturamazsın. Saygısızsın. O yüzden de ben de seni kabul etmeyeyim. Ben indirsem kabul mü edeceksin sanki? İstemeyim. Yok. Yere. Mesela inatmalık yapma yere. Hanımefendi dinler misiniz? Ne Bence var? Saygıyı hak etmek lazım. Ben Nurgül'e evet. Katılıyorum. Ama ben sen konuşma hacı. Çok hak etmesin. Saygıyı hak, hak etmek etmesi lazım. Lazım diyorsunuz. Sen öyle davranmışsan onun yapacağı da olur. Sen büyük sensin. Sen senin adın ne? Sen Vesile. Vesile mi? Vesile. Vesile Hanım. Güzel bacım sen herhalde izlemişsin olayları İzliyorum, takip etmiyor. İzliyorum görüyorum ben de insanım. Oğlum ben de bana geliyorum. Yaptığını. Benim kayınvalidem de bana düğünümde tebrik görmese ben daha beterini yapardım. Sen zaten boş konuşuyorsun. Ondan öncesini bileyim de mi boş konuşuyorsun kız? Boş konuşmuyorum. Boş konuşma kes. Benim de 3 tane oğlum var. Ben de şuna yaparım bana da yaparlar. Saygıyı hak etmek lazım. Ya yeri ya sen hak etten yaşarsın inşallah. Yere oynatma kendini. Ben Nurgül'ün annesine o kadar çok saygılı davrandım ki. Nurgül'ün annesine buraya gelseydi elini ayağını öperdim. Ama benim sen annem geldiğinde işte. Böyle bir saygı görmüyoruz. Neden? Çünkü Nurgül Hanım'ın saygısızlığından kaynaklanıyor. Birazcık adım atsan, ayağını indirsen, elini öpsen belki burada şu anda buzları eriteceğiz. Ya, evimize ya. Ne istiyorsak ya, alacağız. Ya,
Vallahi diyorum sana ya. Ben aslında birazcık daha saygılı davransa bunlar değişir. Değişecek tabii Esra Hanım. Hı. Yani siz bir insana nasıl yaklaşırsınız? Nurgül ama bak hiç umurunda değil, ayağını da sallamayı, iyice yükseğe karşı sallamayı. Saygısızlık işte, saygısızlık başını almış gidiyor. Yani şunu normal bir insan yapmaz. Normal. Sanırım, ben normal bir insan yapmaz da beni anormal yaptığınız için. Artık yapıyorum yani. Peki başta seviyor muydunuz? Yok. İlk başta. Hiç sevmedim. İlk getirdi size, tanıştırdı. Hiç sevmedim. Hiç sevmedi. Neden ya? Sevmediniz? Hiç sevmedim. Oğlum bundan avrat olmaz, gönder geçsin dedim. Neden peki? Ya ben insan sarafıyım yavrum. Şöyle bir bakayım, görür tamam. Görür görmez mi anladınız? Görür yoksa... görmez oğlum akıllı. Yok anne zaten arkadaşlık dedi. Ha, kabul etmedi önce. Arkadaşlık anne dedi. Peki ben sonra? Neden? Sonra ondan sonra birkaç gün sonra aradan biraz zaman geçti. Bunu bir daha getirdi. Oğlum hayırdır dedim, bu işler hoşuma gitmiyor haberim. Gene ben hürmetimi yaptım. Biz görgülü bir insanız. Anladın mı? Evet. Biz Gaziantep'liyik. Evimize düşman da gelse yüzümüze eşkilemek. Kalktık. Gene hürmetimizi ettik ama o gittikten sonra dedim bunu bir daha hayatımda görmek istemeyeyim ben. İstemiyorum. İlişki olarak da yaşamam. Ondan sonra benim akıllı oğlum evi terk etti. 3 ay eve gelmedi. Aşık olduğu için. Aman aşkı batsın. 3 ay eve gelmedi. Artık oğlan kökten gidiyor, kaybediyor oğlanı. Ne yapak ne yapak, artık çağırdım. Gel oğlum dedim, ya Allah'tan kork, nedir derdin. Ben kızın ailesine söz verdim, beraber gidecek. Nereye gidecek? Anasına tanışacak. Dedim sadece giderim, ha tanışmaya. Şöyle bir de anasını göreyim, danasını göreyim ondan sonra. Gittik, oturduk. Sağ olsun kadın bir şeyler yapmış, getirmiş. Önümüze koydu. Söylenmez şimdi. Ondan sonra hanımefendi çay almaya gitti, anası karşıma geçti. İşte önce bak var ya, otu çek köküne bak. Kadın geldi, eviniz var mı? Sana ne kızım, benim evim varsa sana ne, daha yeni gelmişim, seni yeni göreyim. Evinizi sordu ilk önce. Arabanız var mı? Evim arabam olsa senin evinde ne işim var? Hı. Ondan sonra ama şunusu var mı bunusu? Biz baldırı çıplağı kız verme. Kızım git baldırı dolu bul git ona ver dedim. Ha seni vermediler kızı. Annen vermedi İstemedim mi seni ilk önce? Kız istemedim. Sadece ile bir görmeye gitmişim. Gittiniz. He kadın hani oğlan evinde bir şey yok, kız evinde davul dümbelek ya, ona evet. Döndük. Öyle deyince dedim oğlum bilet kesilmiştir, daha bu kapıdan içeriye bu kadın giremez. İşte oraya da çıkmışlar, gender oynattılar. Ne ettiler ne etmediler. Ama benim istemiyorum. Allah ben yolunu de bayılmıyorum. Peki Nazan Hanım, siz kızınızı çok parası olmayan birine verir misiniz? İnsan olsun insan. Arınan namısından evine bir sokum ekmek getirsin, başımın üstünde hayır, yeri evi var. Evi de yok, arabası da yok. Olmasın. Önemli değil mi sizin için? Bacım insan olsun insan. Her şey ev araba değil. Anladın mı? Parası var, puru var, ahlâ beşkâd etmez insanlara verip de kızın arkasına rezil olduktan sonra neye yarar? Padişah kızına sormuş, kızım baht mı vereyim taht mı? Baba sen bana baht ver, taht ayağıma gelir demiş. Bir de bu arada Nazlı Hanım, oğlunuz ilk başta Emre kendini bayağı bir zengin tanıtmış, öyle değil mi? Evim var, arabam yo, var. Yok tamam. Her gece yaptığını yapmış. Benim annem öyle şeyler soracak bir kadın değil. Doğru söylemiyor mu Nazlı Hanım? Ya yok ya. Ben yalan benim söyleyeyim. Benim annem öyle bir şey sorma. Annem zaten ki bana sormadı mı ki? Ben söylemişimdir, bilmiştir. Ben yani. Yalan mı söyleyeyim lan? Yok sordu. Evin, sen orada mı? Mıydın? Arabam var mı? Sen bizim eve bir kere bile girmemiştin. Ben telefonu açtım, bölgüme koydum size duyurmak için. Abunay bu inanmaz diye. Telefonu açık bölgümde, o dışarıda duyuyordu hepsini. Hepsini duydum ben. Hey yavrum bey. Arabamı, evimi, hepsini anneme daha ilk gün gider gitmez hemen söylediniz. İnanmıyorum Allah'a sorayım. Hayır gerçekten mi? Ne zaman kısmetse ne zaman boşanayım? Ay davul zurna getireceğim. Oğluna sor, davul zurna kuracağım. Ben zaten evlendiğim gün boşanmak anne, istedim. Ben boşanmak istemiyorum. Ben karımı seviyorum. Senden de bir şey rica ben ediyorum. Ben istemeyeyim. Lütfen bu tarz muhabbetler yapmayalım, konuşmayalım. Burada bugün bu olayı çözelim ya. Hemen çözelim, biz buradan gidelim. Nasıl sen çözeceğiz? Yaparsın. İsteyince Esra Hanım, annem benim istesin. Saniyede Nurgül'le melek gibi olur. Niye? O kadar aslında yüreği, niye o kadar istemeyim? Şeffaf niye, bir niye? Kadın. Niye? Düzeltir aramızı. Ben istemeyim. Ne yapacak? Ne yaparak? Annemin bir adımı, böyle anaç yaklaşımı, inanın etrafındaki çok seveni var. Böyle bir sarılsa hemen insanlar ona şey yapıyor. Beyefendi. Nurgül'e de yapsa. Ayağıma bak. Ayağımı kurban ederim sizin için, gene kımıldam. Nurgül'e de yapsa Esra Hanım. Hep öyle söylediğin için biz bu hale geldik biliyor musun? Allah daha beter yok, etsin. Yok ayağımı kıpırdatmam. Yok oramı kıpırdatmam. Senin için bir şey yapmam. 50 tane düğün
yapsan çelengin daha farklılarını getiririm düğününe. Yeni çelengi getirin. Ben senin oğlunu istemiyorum, istemiyorum. Oğlunu İnşallah. İstemiyorum zaten. Kız ben zaten sana ayrılıp ayrılmayayım. İşte, İstemeyin de kliplerde ben... niye fingirdin? İstemeyin de oğlan klip çekince hemen küskünken anayın elindeyken kaça kaça gelin ara yapayım. Oğlun yalvardı oğlun oğlun. Ya, ha, doğru ya. Emre'nin yeni klibinde oynadı. Onu azıcık göstersek ya klibi. Birazcık gösterelim. Kendisi yalvardı bana. He, 50 tane. Oynadı. 50 tane klibimi izlensin dedi. Ne alakası kurban. Var ya? Sen yalvarmadın ne bana. Ne alakası var abi? Senle biz bir ortak iş yaptık. Klipte oynadın. Kendin geldin oynadın. Ben bir kere aradım geldin oynadın zaten. Her şeyin bir yakışığı var. Yakışmıyor. Ortak bir iş yapmıyor muyuz senle? Ortak bir iş. Bir duyarım ortak şu bir klip iş. Yeni klip mi? Bir bakayım biraz ortak seslersiniz. Ortak bir iş yapmıyor muyuz? Kendi kendine oynar. Ortak bir iş yapsak da sen bana yalvarmadın mı o klipte oynayayım diye? Ona bakarsan sen git. Bir duyarım bakayım sen şu klibi. Emre bak klibi. Sesini açsana sen. Klibiniz burada tabii gayet mutlu Mesut hani bir şekilde Mesut, şey yapmışsınız. Çektiğimiz için klipte şey yapıyoruz böyle. Ama annen de diyor ki bu klip tutmaz. Neden tutmaz? Nurgül var. Nurgül olduğu için ben. Tutmaz diyor. Niye Nurgül olursa tutarsa benden tutar ya. Sen ben öyle düşünüyorum. Kız yani. Sen kendini ne sanıyorsun? He? Çördük. Ne sanıyorsun kendini? Sen kendini ne zannediyorsun? Çördük ne demek çördük? Yöresel herhalde artık yöresel. Çördük topal yani. Demektir herhalde ne çördük olacak? Çördük ne demek? Boş ver, anlayan anladı. Çördük. Hiç bilmiyorum evet, gerçekten de, ne demek. Seni biliyor de musunuz gördük. Çördük ne demek? Seni de gördük dik. Yani fazla ölmedik. Çördük ne demekmiş? Ben de bilmiyorum. Tabii ben Nilgün için konuşacağım. O Nurgül. Mutluluğu şu kadının gönlünü alınca birleşirsiniz. Ne mutlusunuz şurada. Tamam. Kız neresi mutlu? Çay serpiyor, su serpiyor. Neresi? Kaç gündür beni izleyin. Onlar geçer, geçer onlar. Ya git. Şöyle güzel. Hanginiz kocanıza bardak fırlatıyor siz? Mutlusuyuz. Hanginiz kocanıza su serpiyor siz mutlusuyuz? Yok öyle şey. Kendinizi oynatmayın. Şöyle vallahi güzel bir sofra. Oluyor öyle şeyler ya. 38 senelik evliyim. Eskiden de onlar eskiden. 38 senedir evliyim. Kadının kocama olma zamanları 38 sene önceydi. Şimdi artık öyle bir şey yok. Bak saygı yok. Geçin onları. 38 senedir evliyim. Daha ben kocama bunun yaptığının yarısını yapsam. Vallahi bir gün avra dedi kapıya koymazdı beni. Nazlı nasıl davranıyorsunuz siz eşinize? Saygı. Saygı. Yani büyüğümüz Allah Allah evimizin reisi ekmeğimizi getiriyor, aşımızı getiriyor. Allah razı olsun. 5 tane çocuğumuz var, 7 tane torunum var. Sizin bu ilişkiyi istemememizin sebebi Nurgül'ün aslında Emre'ye saygı duymaması mı? Duymaması. Koca yurdunda görmüyor, görmüyor. Kadın koca yurdunda görmüyor. Sana sorayım avukat. Avradın sana böyle yapsa kabul eder mi? Kaç gün kabul eder? Avukat ol. Böyle, bana sorayım. Ben zaten avratların hiçbir şeyine tahammül edemediğim için. Avratlar hiçbir şeyine. Allah razı olsun benden. Kadınlara tahammül edemedim. Ben de tahammül edemem. Ben anneme. Hüseyin Bey kadınlara tahammül edemiyorum diyor. O senin gibi kadınlardan bahsediyor. Ben annemden rica ediyorum. Şu an ben Nurgül'ü bir şekilde şey yapamadım. Annemden rica ediyorum. Anneciğim seni çok seviyorum bir tanem. Elini de öpeyim. Kurban oldum. Emre sen senden bir şey rica ediyorum. Senden baksana, tek bir şey rica ediyorum. Anne tek bir şey rica ediyorum. Şu kızın olarak gör. Niye? Nurgül'e şöyle bir sarıl. Niye? Vallahi bu buzlar eriyecek. Niye? Yemin niye? Ederim. Başı küllü niye? Anne, senin gözün boyanmış. Benimki boyanmadı ki. Seviyorum. Ben gerçekleri görüyorum. Niye benim adının... aram yok mu zaten senin evladın olayım ben ya. Benim annem var. Sen kendine yapıştır. Anne ben her gün eriyorum bu kadın için. Bak her gün eriyorum. Karşılıklı biliyor musun? Rica ediyorum ya. Bir kalk. Sende hiç mi akıl yok hiç mi? Bende akıl adam. Var. Ben adamım. Hiç mi gurur kalmadı? Hiç mi şeref kalmadı? Hiç mi onur kalmadı? Var. Var. Hepsi var bende anne. Bir erkeğe bu yapılır mı? Bir erkek bunu kabul eder mi? Anne. Şu nedir ya? Erkek erkek nedir? Sadrazam mı bu erkekler ya? Anne. Onlar her şeyi yapsınlar. Dönsünler.
anne. Oynatma niye anne. Yapamıyorum? Oynatma. Niye yapamıyorum yani? Kendimi ben kaldırma. Siz erkekleri bu hale getiriyorsunuz. Sizin gibi zihniyetler yani. Kurban oldum. Yani ben benim zihniyetime kurban ol yere. Evliliğin içinde nasıl davranılması gerektiğini sen baştan söylemişsin Emre'ye. Yanına otur. Öyle mi? Evet. Komşunun yanına git. Nazlı Hanım. Evliliği nasıl istediğini Nurgül baştan söylemiş. Yemek yapmam, ütü yapmam, temizlik yapmam. Niye evlendin? Dışarıdan yemek. Emre bunu kabul etmiş. Evde bütün... Cahil. Onun yaşına bunun yaşı bir değil ki çocuk bu. Çocuğa ne desen ona kadar. Yaş farkı var. Ne kadar yaş farkı var arasında? Herhal 10-15 var ne bileyim. 10-15 yaş büyük. 6 yaş büyük. 6 yaş büyük. 6 yaş büyük ya. 20 falan da olabilir. Abartma ya. Anne. Bırak artık bu inadı. Nurgül'e de sen bir adım at. Atmıyor. Sen bari büyüklüğünü yap. Büyüklük göster ya. Benim annemsin ya. Sen annem o büyüklüğü fazlasından gösterin. Tekmeleri yiyin. Ben hayır, gösteremem. Bir büyüklük yere. Yapacaksın bugün. Burada şu ortaya geleceksin. Nurgül'e kızım diyeceksin. Özür dilerim. Oldu. Düğünde tatsızlıklar yaşadık. Olabilirdi. Ezrail'e oğlum kızım derim gene ona demem. Anne. Hadi anne. Oynatma diyorum. Benim kızın olmaya ihtiyacım yok zaten. Benim annem zaten. Var. Ya şunu niye, şu zihniyetten çıkın. Onun annesi olmak... Emre sence annen gönül alır mı Nurgül'ün gider? Kurban eder mi? Esra Hanım, annemin tek bir hareketi, inanın diyorum burada herkes şok olur. Bak vallahi diyorum burada tek bir hareketi herkesi bir şok şey eder. Söyleyeceğim. Nurgül nasıl yapar baba, biliyor musun? Hey, anne tek ayaksında bekleyeceksin. Ya bak, tek vallahi ayağa tek ayaksında bekleyeceksin. Ne yapsın istiyorsun? Ne yapsın evine? Kadın? Ya kızım desin Esra Hanım sarısın ya. Bu benim gelinim desin. Vallahi ben de. Beni de koca katil edecek. Beni koca katil olacak. Ne bak. Yanında tutayım o zaman ayrı. İstemiyorum ayrı. Arkasına ne gezeyim? Sen de bırak diye bırakamıyorsun. İstemediğim adama peşinde ne işim var benim? Benim sen de oğlunu istemiyorsun. Yani yetirir mi? Nurgül de sen belki. Sen de istemiyorsun oğlunun peşinde ne işim var? Geliyorsun. Evlat evlat Allah kahretsin. Tamam işte benim de tamam. Kocam kocam. Tamam evladınsan ben senin evladınsan senden bir şey rica ediyorum. Seni bu kanserden kurtaracağım. Bak ben senin evladınsam benim erimeme razı oluyor musun? Burada bu hareketleri şey görmeme razı oluyor musun? Nazlı Hanım ben şunu çok merak ediyorum. Hiç üzülmüyor musunuz? Emre bu yerlerde sürünüyor. Sizden bir adım aynı. Bekliyor. Bir adım bekliyor. Atamaz mıyız bir kurban adım acaba? Kurban ederim adımımı. Ayağıma kurban ederim. Ayağımın da bir şeyi ama var. Ama bu kadar üzülüyor oğlunuz. Üzülüyor musunuz onun için? Hak ediyor demek ki. Adam olsun, üzülmesin. Adam olsun, avradın ayağının altına yatmasın. Adam olsun, kaynanasının ayağını yıkamasın. Adam olsun, yüzüne susur, serpilmesin. Tokat yemesin. Ulan niye yetiştirdin? Ben Antep gibi yerde yetiştirmişim seni. Adam ol, adam. Hepsi senin suçun biliyor musun? Adam anne? Ol. Mesela adam ol derken Nazan, Nurgül'e nasıl davransın? Bak, bacım benim. Evlilikte her şey olur. Ama dört duvar arasında olur. Evet. Ben bunu gider de bir toplumda yaparsam insanlar yüzüme tükürür benim. Hı-hı. Anladın mı? Kocamı değil, bana derler. Ya sen nasıl avratsın? Kocanı rezil ettin. Adamı avrat rezil de eder, vezir de eder. Bizimki evet. Rezillikten başka bir şey görmedi bir buçuk senedir. Önüne bir kap yemek gelmedi, bir bardak çay gelmedi. Büyük gömleğe ütülenmedi. Hı-hı. Bir şey yapılmadı diye. Yok yok. Getir yiyeyim döneyim yatayım. Başka bir şey yok. Benden ama... uzak Allah'a yakın. Kızım geli istemiyorum. Anam geli istemiyorum. Ay, bu çocuğun da evi yahu. Nereye geçsin? Her gün bana gelecek halı yok ya. Anne bir kere bir gün boyunca bu kadını gelinim olarak kabul ettin mi sen ya? He? Böyle bağrına bastın mı? Bak Allah aşkına. Yani baştan da istememişsiniz yok, ya. Yok hala da işte 50 sene sonra gel oraya otur de ki Nazlı Hanım isteyeyim vallahi isteyeyim. Peki şimdi baştan gördünüz yaşı büyük diye mi? Yoksa size göre böyle daha rahat mı geldi? Neden baştan istemediniz? Evlenip ayrılıp çocuğu olmasın. Hani sizin krizinizi... Biz ayrı dünyaların insanıyız yavrum. Şuna bak bize bak. Anladın mı? Farklı olduğunuz kadında için. Kadında saygı yok. Terbiye yok. Ahlak yok. Büyüğü gördüm ayağa kalkma yok. Küçüğünü sevme sayma yok. E ben bunu ne edeceğim de avrat diye evde tutayım. Avrat vardır bir çöple 40 ocak yakar. Avrat var 40 çöple bir ocak yakamaz. Bu 40 tane çöple bir ocak da yakamaz. Yani bunlar aslında olmaz. Bir eş olarak görevlerini yerine getiremez olarak yok, düşünüyorsun. Getiremez baksana. Villa istiyorum. Kız ben sana niye villa alayım? Niye? Kulübeler yetmiyor mu? Ocaklıklar senin ağzına da çok gözüne de çok. Bir de villa mı aldıracağım sana? Canım sağken aldırmam evelallah. Ama İnşallah Emre, yakın zamanda. Emre diyor ki, Emre dedi ki bize annemi ikna edersen annem villa da alır, jip Allah da alır. Allah rahmet etsin sen iyi adamdın. He? Annem villa da alır, jip de alır dedi. Kurban ederim. Kurban ederim.
Abiyle delikli konuşup kurban edin. Emre sen o gün başka konuşuyordun. Annen yani pek öyle ikna olacak gibi konuşmuyor. Esra Hanım ben o kadar çok arada kalmışım ki bu arada kalmaktan da yoruldum. Anneme gidip farklı konuşuyorum. Nurgül'e gelip farklı konuşuyorum. Sırf araları düzelsin diye. Nurgül'e diyorum anneme bir adım yaklaşsa. Ya bir şey söyleyeyim mi Esra Hanım? Tek sorun ne biliyor musunuz? Bunlar birbirlerine bir sarılsalar. Aslında ikisinin istediği her şey olacak. O düzgün bir gelin olacak. Ben inanıyorum Nurgül'ün güzel bir gelin bu olacağına. Mu? Evet. Bu mu? Tamam mı? Nurgül'ün de isteklerini annemin olacağına inanıyorum. Tanki bodrumu açıldık mankenlik yapıyor. Elimizde saçımızda ayak ayağın üstünde. Teheu. Nurgül'ün de isteklerini, büyük mü var, kimin umurunda? İsteklerini annemin alacağına inanıyorum. Vallahi inanıyorum. Sadece bu iki kişinin burada oturup birbirleriyle konuşması lazım. Yani düzgünce. Birbirleriyle konuşsalar, sevseler senin annen villa ve araba mı alır diyorsun? Evet alır. Annem de saygılı bir geline sahip buna olacak. Buna değil ama. Senden tek ricam bana Didem'in numarasını verin. Onu yedim. Ama o arayan Ankara'dan arayan kız. Niye he. Onun için? Nasıl? Çok sen... hoşuma gitti. Öyle nasıl hoşunuza gitti? Öyle güzel konuşuyor ki adamdan anlıyor. Ondan sonra yetişme tarzını bak ne kadar güzel anlattı. Bir erkeğe ne güzel anlattı, ifade etti. Bunun gibi der yerin dibine gömmeyin. Anlıyor kadın. O ses yüzden tonunu onu, falan da beğendiniz siz onu, herhalde. Resmini de gördüm. Resmini çok de gördünüz. Çok beğendiniz. Hoşuma gitti. Çok abba. Maşallah. İnşallah bay gelin Esmer eder. Güzeli olarak söylüyorsunuz ama Emre orada tepkisini koydu. Esra Hanım. Nurgül'den vazgeçmiyorum benim, dedi. Oğlum bu hastalıktan kurtulmuş anneciğim, inşallah. Anneciğim benim etrafımda kim varsa anam benim bacım. Bak o kadar söylüyorum sana. Ben bu kadından başkasına farklı bir gözle bakmıyorum. Bak emin oluyorum bak, size. Herkese de söylüyorum. Bu kadın varsa yoksa bu kadın olacak. Olmuyorsa da olmasın. Ben bu saatten sonra da kimseyi istemiyorum zaten. Bu saatten sonra sen de benim evime giremezsin artık. Madem böyle konuşayım. Git yerlerde kalırsan kal. Yere. Nerede kalacak? Bana ilgilendirmez. Nerede kalırsa kalsın. Çok muhterem övdüğü karısının kapısına gitsin yatsın. Ne yapayım? Gitsin orada kalsın. Siz altlı üstü oturuyorsunuz bu İnadıma arada. İnadıma gittim. Ama İnadına. Bak şimdi Nurgül görüyorsun değil mi halimi? Allah için bak. Sen beni eve almıyorsun. Bak annem de beni eve almıyor. Ortada kaldım. Daha bu işin sonu nereye gidecek? Daha beter biri bir şey söylesin. Bak bu işin sonu nereye gidecek? O da beni istemiyor. Bu da beni istemiyor. Ortada kalan hep Emre oluyor. Siz bayım. Kendi kafanıza göre bak, bayım, sana bir çözüm bulayım hemen. Bu işin sonu ne olacak bileyim mi? Benden boşan kurtul. Bu işin sonu ne olacak bileyim mi bayım? Sen böyle arada çok rezil olacaksın. Çok kepaze olacaksın. El etek daha çok öpeceksin. Sonunda konteynerin yanı olacaksın. Orada çürüyeceksin gideceksin. Nurgül elinde çiçekle bir gün böyle buzluğun burada kalacak. Hayatı böyle geçici. Emre, hız geçici. Kısmet. Nurgül'ün yanına şimdi annen seni eve almazsa bugün Nurgül'ün yanına gider misin kalmaya? Açar mı Nurgül? Ben açmam kapıyı. Kapıyı açmazsın. O her gün geliyor yalvarıyor geleyim diye. Her gün kapıya yalvarıyor. Yalvarmışıyor tabii. Ben istemiyorum. İnanın diyorum size ilk evlenmeye çalıştığım dönemde kendi kendine Hint kumaşı sanıyor bulunmadı. Zaten öyleyim. Senin oğlunun gözünde ben Hint kumaşıyım. İki benim gözümde çavut ben. Parçası dersin. 2 yıl otelde yaşadım ya. 2 yıl otel köşelerinde kaldım ben. 2 yıl 5 yıl daha kalırsın. Ne olacak alışmışsın sen rezilliğe. Emre sen şimdi o kadar gündür annenle kalıyorsun. Hiç demedi mi bu kadın yapar yapmaz anlamadın mı? Sen de biraz hayal dünyasında yaşamıyor musun barıştırma yani hiç. Yo, hiç barışık anneni yok çünkü. Sen ya, evde de aynı o bes üzülmesin diye ile konuşuyor. Ben evde neler yapayım ona ya. Bırak diyeyim boşa diyeyim neler söyleyeyim. O bes bunun korkusuna namaz sonra duyar da kızar diye geliyor burada renkli yalanlar. Nazlı Hanım adamın aşktan gözü kör olmuş. Olur, normal yavrum. Düşünme yeteneğini kaybetmiş. Güzel kardeşim hangi aşktan bahsedeyim? Kendi hayal dünyasına. Kendinden bahsediyorum ya adam kendi öyle diyor. Kendi seviyor kendi. Kadında yok. Kendi kendine işte, evli sanıyor. Zaten adam aşık zaten. Ya bırak yani ya. Kadın değil adam aşık. Aşağıda baksana ya. Görmesek adam gözü kör olmuş sen bambaşka Nurgül bir şey Nurgül zaten diyor. İstemediğini söylüyor açıkça. Ha. Dün de Nurgül'e altın hediyesi aldı. Evet, tamam, 40 binlik. Tamam, alır bir gün eve. 40 binlik altın hediyesi aldı. Kurban ederim. Yok eve yine almadı. Altını kasaya koydu Nurgül. Geri de vermedi. Barışmadı yine. Kadın paracı. Kadın parayı seviyor. Kadın malı seviyor, mülkü seviyor. Koca sevmiyor. Kadın hayatı seviyor. Renkli hayatı seviyor. Erkek seviyor. Yani eğlenme, şey yapma. Birlikte vakit geçirsinler. Beni zorla konuşturmayın. Klip çeksinler. Ondan hoşlanıyor. Nurgül, ben annemin adına her şey için senden özür diliyorum. Ya sen de bak, birileri yüzünden, birilerinden özür dilemekten vazgeç artık ya, vallahi. Ben annemin adına... Her şeyi söylüyor. Ben... Sen de ağzını açıp, ananı dinliyorsun. Sonra da diyorsun ki, Nurgül senden özür dilerim.
Ne diyeyim? Ya bir gidin Allah aşkına ya. Anneme karşı. Beni yerin dibine sokuyorsunuz, sokturuyorsun. Ben sonra bana geri dön. Ne döneceğim sana ya? Ben seni istemiyorum. İstesem de istemiyorum. Kız gerçekten mi? Vallahi kurban keserim ha. Vallahi seni yokluk oyunu yatırı yani keserim. Yani Emre'cim bak ben sana söyleyeyim. Ben değil bir başkası da olsa 100 tane de hanımefendi getirsen buraya senin annen gene istemeyecek. Oy. Senin anne seni istiyor sadece. Aynen. Nurgül. Senin gibisini istemeyin. Evimize gidelim o zaman. Ha? Birlikte hayır, yaşamaya evet. Devam edin. Yaşayalım. Şu lüks hayatından vazgeç. Bırak şu villayı, arabayı. Ya ben ev alıyorum. Annenin gazına geliyorsun. Bu sefer de diyorsun ki kızını evine almayacaksın. Onun evine bir tarafların oynuyor. Gidiyorsun anne seni dolduruyor aşağıya gönder. Her gün kavga ediyoruz. İstemiyorum Emre. Daha da fazlasını yapacağım bugünden yani. Sonra Allah nasip ederse. Ananın evine gitmeyeceksin o zaman yani. Hiç gitmeyeceksin ananın evine. Niye sen ananından vazgeçin mi kı? Sen ananından vazgeçin mi? Olsa... Lelik. Bir dakika. Benim annem senin gibi olsa ben geçerim. Uğraşamam yani ben. Karşı köyün cehennemle döverlerdi. Vardım gittim tokmağıyla döverler. Kadın bilmediği yere gidip bildiği kadar öğreniyor. Azıcık bırakın arka geniş atsın. Peki Emre'nin aslında yapması gereken o zaman Nurgül senin isteğin başka yere taşınmak. Anneyle altlı üstlü olmamak mı? Bırakamam. Emre nereye taşınırsa ben de oradayım. Villaya taşınsa? Villaya taşınamaz. Benim canım sakin onu villada tutturur muyum? Hiç bana bu kadar söyleyici bir de kendi villaya sokturucum. Tek kapısından önce bekçi olarak kalır. Villada bekçi olur anca diyorsun. Aynen ya da hizmetçisi. Oğlun olur. Ya da hizmetçisi olursun. Bekçi kadından olmayacak ki. Ya da hizmetçisi olursun. Doğru söylüyorsun hizmetçi olabilirsin. Anne biraz düzgün konuşur musun? Hayır ya? Konuşamam. Bu iş çok kötüye gidiyor. Sonra da diyorsun ki... Konuşamam. Canım sağ olduğu sürece sana ondan avrat olmaz bak, değil mi? Aç o gözlerini. Ki, bu kadın bana karşı niye böyle ayağını indirmiyor? Aç o gözlerini aç. Hayvan bak, mısın? Sonra da diyorsun ki bu kadın bana niye böyle saygısız? Biraz düzgün konuş ya. Yok Didem'i katıyorsun. Ne diyeyim ben de senin gibi gideyim el ayak mı öpeyim? Anne bu kızı bir kere ya... Bir kere Lelik, ya gelinimle... Ne yapmasını istiyorsun? Ya gelinim de sarıl şu kıza artık yeter ya. Bir kere şu kıza gelinim de ya. Esra hiç Hanım, yapmıyorsun ki bunları. Gelinim demeliyim şimdi. Hele şu çay may döktüğü yerleri bir atsanız da ya. Hele bir açın şu çay açın. Ben onu gösterelim hele çay bir attım. Göreyim ben şu çay açılan yerleri bir göreyim de şöyle. Göreyim hele nasıl bir gelin almışım. Düşmana yazık ya uğra günah. Yezide harap bak bu yazık. Mu? Bu görüntü. He nasıldı o? Güller başına kola senin. Erkek. Erkek. Anne ya. Çayı döktün suyu döktün. Nasıl bir şeymiş? Ne oldu? Ya, bak yaptığın ayıp ama nasıl ya. Nasıl bir şey? Vallahi yaptığın ayıp ya. Nasıl bir şey? Nasıl bir şey? Ya vallahi ayıp yaptın ya. Şöyle bak ya. Dua et yanımda kaynası yoktu. Anne vallahi yaptın. Nurgül bir şey açsın. Nurgül hayır. Hayır. Hayır 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 gitmesin. Hayır birikme. Otur dur. Gitme. Peçete getirin. Hayır. Rica ediyorum. Peçeteye yazın. Şuraya bir gel şuraya Nurgül. Allah'ını seviyorsan. Bak bir gel. Allah'ını seviyorsan şuraya bir gel. Nurgül bir şuraya gelir misin? Tövbe. Gel, lütfen tam özür dilerim. Acaba bir Türk kahvesi getirin ne var? Bak özür dilerim. Ha? Rica ediyorum bak özür diliyorum. Gel şuraya Allah'ını seviyorsan. Herkes ahetleri yaşa. Ay niye attın suyu oraya? Tam bir gel. Niye mi attın? Kurban olayım. Esra Hanım bana mı sorayım ona mı? Dur bakayım. Gel özür dilerim. Vallahi özür dilerim. Ya düzgün konuş Nurgül. Düzgün konuş. Lütfen rica ediyorum gel. Bak rica ediyorum bir gelir misin? Bak rica ediyorum Nurgül gel. Hayır hayır bırak geçsin bırak geçsin ne diye getirin? Uuuu! Kellenin keyfi geldi Nazlı'nın keyfi geldi. Uuuu! Buzulduk neden oluyor? Sefam olsun. Nazlı'nın buzulgıtın anlamı ne? Eyle oğlumun suratına çay serpme değil, su serpme değil, bardak çalma değil. Nasıl bir duyguymuş? Hele hanımefendiye bir sorun bakalım nasıl bir duyguymuş? He? Nasıl bir duygu ile oğlumun yüzüne su serpmek, çay serpmek? Burada lomur lomur konuşup kendi kendini öğütmek. Nurgül de tabii çok kötü oldu ya. Koca da bardak suymuş bu. Bunu niye söyledin? Onu tadından istedi. Ben istedim, zevkini istedim. Ama içeceğim diye istemişsiniz. Şekerim düşer de isterim. Getirin yanımda dursun dedim. Anne bakın. Ne yaptığının farkında. Nurgül'e şey yaptın. Anne vallahi yanlış. Yemin ediyorum yanlış yaptın. Vallahi billahi yanlış yaptın. Daha fazlasını bak, yapmadığıma dua edin. Kurban oldum. Yanlış yaptın. Rica ediyorum Nurgül buraya gelir misin? Nurgül buraya bir gel kurban oldum. Gel burada bir konuşalım. Yerim. Özür dilerim senden. Annem adına özür diliyorum. Niye benim adıma özür dileyim? Ben ya, özür diletmem. Ben anne özür diliyorum. Rica ediyorum. Hak etmeyin. Anne. Bir kadın var bak burada. Onun da yedi sülalesi izliyor burada.
Yok. Bakın bu kadının da yedi sülalesi annesi bacısı izliyor. Bak kardeşleri izliyor. Kime? Ben erkeğim, bana bir şey olmaz. Bana yap bunu abi. Ben de senin yüzüne düştüğüm durumlara bak. Abi beni yapın. Bana ne? Benim günlük görürsün burada, daha göremezsin Nazlı abi. Nazlı Hanım, Nazlı Hanım, sizin şu...